Müsaade ederseniz Ceren Ural'dan o altı duruşmanın bir özetini alalım. Daha sonra da her iki hocamdan, sizden ve Hatice Hanım'dan da bu konuda hiç değilse duruşmada neler konuşuldu, bu vicdansızlık sorularını nasıl cevapladılar, sorgulananlar ve şu anda sanık sandalyesinde oturanlar onu anlamış olur ve sizden de sağlık sektörünün içerisindeki başka sorunları da gündeme getirmenizi isteyeceğim. Ceren, şimdi bize başından beri orada bu mahkemeyi çok yakından izlediğini biliyorum, başından beri ve özellikle Yeni Doğan çetesi nasıl ortaya çıktı, zaten onu birazdan konuşacağız. Sağlık Bakanı ne zaman haberdar oldu, onu da konuşacağız. Telefon dinlemelerinde hangi detaylar ortaya çıktı, belki bunu da konuşacağız. Ve çete lideri ve üyelerler kimlerdir, onları da konuşacağız. Ceren Ural, bize bu altı duruşma içerisindeki izlenimlerini anlatır mısın? Bize gün içinde çoğu kez bağlanarak tabii birebir bilgi verdin. Ama bir özetini de şimdi belki izleyicilerimizle paylaşman gerekebilir diye seni yayına aldık. Çok teşekkürler. Orada gösterdiğin performans da son derece iyiydi. Çok teşekkürler. Ceren, nedir izlenimlerin? Teşekkür ederim Zeynel Lüle. Aslında çok yoğun bir haftaydı hepimiz için. Toplamda 47 tane sanık vardı. Bu 47 sanığın 22'sinin, tutuklu sanıklardan 22'sinin bugün tamamen savunması bitti. Aslında bugün kilit isim, çete lideri olduğu, iddianamede çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın ifadesi yer aldı. Ama genel anlamda bakarsak tutuklu sanıkların hiçbiri örgüt üyeliğini kabul etmedi. Evet, hasta sevklerinden para aldıklarını söylediler. SGK'yı dolandırmak için belli olayların olduğunu da söylediler. Ama örgüt üyeliğini hiçbiri kabul etmedi. Özellikle Gıyasettin Mert Özdemir vardı. Dün yaptığı savunmasında sistemi anlatırken önemli bir detay verdi. Basamak sistemi. Aslında SGK'yı dolandırmak için yaptıkları sistemin ana kilit noktası şöyle. Basamak sistemleri var ve siz hasta kaydı yaptığınızda onu üçüncü dereceden gösterirseniz sigorta size ona göre bir para veriyor. Ve bununla birlikte birinci dereceden gelen bir hastayı siz üçüncü dereceye kaydederseniz göre para alıyorsunuz. Bu şekilde işlemiş. Daha sonra ise denetimler çok fazla yapılmaya konuşulup bu sistemi daha da yavaşlatmak için daha sonra ikiye çekilmiş, üçe çekilmiş ve bununla birlikte sistem yavaş yavaş yine işlemeye devam etmiş. Aslında sistemi şöyle anlatıyorlar. Tıp merkezlerinde yoğun bakım olmadığı için başka hastanelere sevk etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bununla birlikte bu sürecin çok fazla uzadığından şikayet ederek özel hastanede çalışanlar diyor ki, özellikle 112 acil servisinde çalışanlar sistemi anlatırken şöyle vurguluyor. Biz tıp merkezindeki hastayı bir başka yere nakletmeye çalışıyoruz ve Avrupa yakasında 4 tane küvez ekibi var. Yeni doğan bebeği sevk edebilmemiz için. Bununla birlikte biz oradan kamu hastanesine götürüyoruz hastayı. Orada 2-3 saat bekliyor. Daha sonra başka hastaneler arana kadar, bir kamu hastanesinin acil servisinde bekleyene kadar toplamda otelde 5-6 saati buluyor. Ben kendim özel işbirlikleriyle, özel iletişimlerle, başka doktorlarla, hastalarla iletişime geçerek kendisi özel bir ağ kurmuş. Burada 112 acil servisini tamamen devre dışı bırakıyorlar ve kendileri özel aramalarla bu şekilde hastaneyi yönlendiriyorlar, kendileri hasta buluyorlar. Şimdi kısaca aslında tehdit edilen savcı ve iddianamenin de savcısı olan Yavuz Engin'i birçok sanık aslında hedef aldığını da söyleyebiliriz. Bunun da kamuoyuna yanlış şekilde yönlendirdiğini de söylüyorlar. Medyayı da bir taraftan hedef alıyorlar. Ve iddianamenin art niyetli bir şekilde hazırlandığını söylüyorlar. Özellikle hepimizin kafasında şöyle bir soru işareti vardı. Bu olaylar yaşanırken hastane sahipleri bunu biliyor muydu? Bugün Fırat Sarı'nın verdiği ifadede ve dün de yine bazı savunmalar yapılırken çete yöneticilerinden olduğu iddia edilen Gıyasettin Mert Özdemir, 112 acil servis çalışanı, ikisi de hastanenin bu durumdan haberdar olduğunu söyledi ve hepsi de aslında savunmalarında Fırat Sarı'yı işaret etti. Peki bugün Fırat Sarı neler söyledi? Çok kısa hemen şöyle başlıkları anlatayım. Her şeyi anlatmak istiyorum diyerek başladı aslında söze ve her tarafta işletme olduğunu söyledi. Yani her özel hastanenin aslında içerisinde bir işletme olduğunu söyledi ve kendisi de biz bunu nasıl yapabiliriz diye düşünürken Doktor İlker Gönen'le tanıştığını söyledi ve kafalarının uyuşarak bu işe girdiklerinden bahsetti.
Dün Doktor İlker Gönen de savunmasını yaparken aslında çok rahat bir savunma ve kendinden çok emin bir şekilde kendini aktardı. Ama o da çapraz sorguda aslında birazcık kendine biraz tedirgin olduğunu söyleyebilir. Çünkü çapraz sorgularda bilmiyorum, hatırlamıyorum cevaplarını vermeye başladı. Bununla birlikte de Fırat Sarı beni arayıp yeni doğan hastanelerin ünitelerinde işletme yaptığını, personel ve hasta bulmakta güçlük çektiğini bana söyledi. Bu yüzden biz de bir işbirliği yaptık diye kendini savundu aslında. Ve işletme yapısını şöyle anlattı. Doktor Gönen'le tanıştıktan sonra Ziyasettin Mert Özdemir'in de söylediği gibi kendisi Fırat Sarı ile bir işletme kuruyorlar. Bunun aracılığını da 112 acil servis çalışanı ambulans şoförüyle işbirliği yapıyorlar. Bununla birlikte Ziyasettin Mert Özdemir sürekli hastaların getir götürünü yapıyor özel hastanelere. Bunların bilgisinin hepsi de Fırat Sarı'ya veriliyor aslında. Öte yandan şimdi bizden sonra ölümler artacak dedi Fırat Sarı. Gidip hastanelere bakın, çok fazla hastaneyi kapattınız. Herkes işsiz kaldı. Yanan biz olduk savunmasında bulundu. İlker Gönen'in kendisinin maaşlı çalışan olduğunu söyledi. Doktor İlker Gönen'in cüzi miktarlarda para kazandığını söyledi. Ve bir ilaç satışı vardı. Aslında yine SGK'yı dolandırmak için ilaçların fazla satıldığını göstererek alıyorlar ilaçları. Dışarıya daha uygun fiyatlı satıyorlar. Bununla ilgili bir açıklaması oldu ve kendisi hemşireleri hedef aldı. Hemşire Hasan Bastıgök ve Hakan Doğan Taşçı'ya ilişkin onlar beni zehirlediler sistematik olarak. Bana zarar verdiler açıklamasında bulundu ve bununla birlikte de sistemi ben kurmadım dedi. Kendisi sistemi kurduğunu kabul etmedi ve hastane sahiplerinin haberi var mı diye sordu savcı. Para karşılığında bebeklerin getirildiğini yöneticiler biliyor muydu diye sordu. Fırat Sarı ise evet hepsinin bu durumdan haberi vardı dedi. Sadece yeni doğan işletmeler için mi diye sordu. Yine İlker Gönen'in avukatı bu şekilde bir soru yöneltti. Kendisi de hastanelerin ismini vermek istemedi ama Tekirdağ'dan İstanbul'a kadar sadece yeni doğanda değil erişkin yoğun bakımında da aynı şekilde birçok hastanede işletmelerin olduğunu söyledi. Şimdi 22 tane tutuklu sanığın ifadeleri tamamlandı. Salı günü ertelendi duruşma. O günde yine savunma yapmak isteyen tutuksuz sanıklar aynı şekilde evet, savunmalarını yapacaklar. Bir evet ağız birliği var şu anda. Dedikleri birbirlerini tutuyor ama genel olarak oklar şu anda iddianamede de çete lideri olarak öne sürülen Fırat Sarı'nın üzerine yıkılıyor diyebiliriz aslında. Evet, öylesine şeyler anlattı ki Ceren Ural, gerçekten insanın kanı donuyor. O kadar rahat bir şekilde, amaç sadece para kazanmak amacıyla bebeklerin ölümlerine göz yuman, hatta ölümlerini sağlayan ve hasta sayısını mümkün olduğunca arttırmaya çalışan, tabii ki hastane sahiplerinin verdiği talimatla belki bunu yerine getiren bir çeteden bahsediyoruz. Her halükarda çete üyeleri olmadıklarını söyleseler de. Ceren Ural, çok teşekkürler. Verdiğin bilgiler için bütün hafta boyunca oradaydın ve oradan da Tele1 izleyicilerini bilgilendirdin. Şimdi de bir özetle en azından izleyicilerimizi bilgi sahibi yapmış oldum. Biz şimdi o bilgiler ışığında iki hocamla bu konuyu devam ettirelim. Çok çok teşekkürler. Yarın sabah erkenden işe gideceğin için şimdiden teşekkür ediyorum bu verdiğim bilgiler için. Sağ olasın Ceren Ural. Şimdi Kayahan Hocam, başlayalım. Çünkü öylesine bir durum ki Sağlık Bakanı'nı konuşmamız